Ben aşağı yukarı 40 yıllık reklamcıyım. Sektöre reklamcılıkta başladım. Çok uzun yıllar dünyanın büyük markalarına hizmet ürettim. İlk önce düşündüğümüz biraz daha farklı çözümlerdi. Uygulamaya çalıştığımız ve başardığımızı düşündüğümüz sahne bildiğim kadarıyla dünyada bugüne kadar kullanılan bir yöntem değil. Yani otomobil lansmanlarında benim araştırmalarımda, gözlemlerimde de hep karşıma çıkan şey, sunumun belli bir aşamasında ya bir ghost perdenin arkasından otomobiller çıkar, ya otomobilin üzerindeki örtüler açılır, ya da işte en iyi çözüm olarak sahnenin sağından, solundan veya arkasından otomobiller çıkar. Biz farklı bir şey yapmak istedik. İki otomobilimizi birden konuşmacı, sunumlar vesaire her şey bittikten sonra sahnenin altından çıkarmak gibi bir çılgın yöntem denedik. Yani çılgın diyorum. Bunu bir kapalı mekanda, teknik olanakları, her şey yerinde olan bir yerde yapmak çok kolay. Ama açık alanda yapıyorsunuz, yağmur riski var, zemine belli bir eğim vermek zorundasınız. Oysa hidrolik sistemler kendi içinde terazide, dengede olmak zorunda. Yani milimetrik hataları bile affetmeyecek bir çözüm üretmeniz lazım. Ve her şey, sizin planladığınız her şey o anda otomobillerin oradan çıkmasına bağlı. Yani ya olmazsa bu herkesin, yani sadece bizim değil, o anı bekleyen milyonlar için hayal kırıklığı olurdu. Ben bunu CEO'muz Gürcan Karakaş'la ve pazarlama müdürü Çağbey ile konuştuğumda özellikle marka lansmanı sırasında bu tip projelerin olduğunu biliyorum. Yani Gürcan Bey de Çağbey de sonraki dönemlerde bu tip planlamalar yapacaklarından söz ettiler. Ama bugün için erken yaptığımız bir ön gösterimdi. Yani bir lansman bile değildi aslında baktığınızda. Yani siz otomobil sektörüyle yakından ilgilisiniz, bilirsiniz bunu. Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanı ile birlikte bildiğim kadarıyla 7 bölgeyi dolaşacak araçlar. Yani Türk insanı bunu hak ediyor, evet. Hak ediyor yani. Bu yıllardır, yani 100 yıla yakın bir süredir beklediğimiz bir şey. Yani herkesin belki yakından görmesi, temas etmesi, dokunması çok katkı sağlayacaktır. Pazarlama stratejisi olarak da katkı sağlayacaktır. Yani böyle bir günde görev üstlenmiş olmak, yeri de İstanbul ve Capital Event'i tercih etmiş olmak bizim için yani ifadesi gerçekten çok zor ama müthiş bir şeydi bizim açımızdan. Bu anlamda hem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, TOG yönetimine, TOG CEO'su Gürcan Bey'e yani defalarca teşekkürlerimi sunmak isterim.